Evet, konum özellikle ateizmle mücadele ile ilgili olacak ki burada bir 25 tane noktaya değineceğim. Bazı konulara değineceğiz, bazı alanları zikredeceğiz. İlk olarak İslam akidesi selim bir şekilde akli ve nakli delillerle ispatlanmış şekilde öğrencilerin beyinlerine yerleştirilmeli. Eski kelam usulü değil, daha günümüz şartlarına daha uygun bir şekilde selim akidenin verilmesi. İkinci olarak ilmi delillerle dini sabitelerin belirlenmesi. Üçüncü olarak var olan modern araçlardan faydalanmak, kurumlar aracılığıyla bu işi yapmak. Dördüncü olarak özellikle bazı sesli kayıtlar yapmak, videolar yayınlamak ve bu şekilde bunları gençlerin istifadesine sunmak. Beşinci olarak İslami ilimleri ihya etmek, bir kez daha tecdid etmek, yenilemek, yeni bir kisveyle onları anlatabilmek. Altıncı olarak imani meseleleri ve özellikle manevi meseleleri farklı tüm yönleriyle ve alanlarıyla ele almak. Yedinci olarak insanların Allah-u Teala'nın kitabına ve sünnete olan bağlılıklarıyla ilgili bilinçlendirme, onları ifrat ve tefritten uzak tutmak ve bunu özellikle makasid-i şeria çerçevesinde yapmak. İslam'ın gerek fikri, gerek siyasi, gerek ekonomik anlamdaki söylemlerini belirtmek. Dokuzuncu olarak Batı'da özellikle yaşayan kişilerle özel ilgilenmek, onları Batı kültürünü yutmasına izin vermemek. Sağlam bir ilmi üslupla var olan şüphelere cevap vermek. Bunu özellikle ihtisas ekibinin üstlenmesi, alanın uzmanlarının, profesyonel insanların üstlenmesi. 11. Özellikle ateizm, dinsizlik gibi fikirlerle bilinen kişilerle elden geldiğince diyalog kurarak kendisiyle özel görüşmek, bunu kameralar önünde, insanlar önünde yapmamak elden geldiğince. Bunu uzman insanlar şahitliğinde belli alanlarla ilgili, belli bölgelerde bu tartışmaları yürütmek. 12. İlmi müesseseler kurmalıyız ve bu müesseseler özellikle ateizm, deizm gibi fikirlerle mücadele edecek yetkinliklere sahip olmalıdır. Konferanslar düzenlemeli, kitapları yazmalı, basmalı ve bunları yaymalıdır. 13. Özellikle dinsizliğe reddiye vermek babından bir yük yüklenmiş ulema arasında bir birlik kurmak. 14. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini özellikle var olan ilhad ve dinsizlikle mücadeleye yönlendirmek, bu alanlarda tez yazmalarını sağlamak. Diğer husus özellikle dinsizlikle bilinen kişilerin rahatça konuşmasına izin vermeyip onlara ilmi reddiyeler vermek ve İslam toplumunda güven oluşturmak. 16. Bazı kitaplar, yayınlar, dergiler yazmak, yayınlamak, özellikle gençlere yönelik kurumlar kurmak, eğitim merkezleri açmak ve bunların tüm bu işleri şer'i deliller ve uzmanlar tarafından gerçekleştirmek. 17. Özellikle umuma açık kurumsal alanlarda, kıraathane gibi alanlarda da halka açık bilinçlendirici sohbetler yapmak. Bir diğeri, çocukları ve kızları daha küçükken anne babaları tarafından iyi bir eğitime tabi tutmak. Evet. 19. Müderrislerimiz özellikle dini anlamda eğitmek
için öğrencilerle özel ilgilenmeleri gerekir. 20. Gençlerle ilgilenmek, belki sormaya utanacakları sorulara cevaplar yetiştirmeye çalışmak, onları anlayışla karşılamak. 21. Her yeni vesileyi aracı İslam'ın hizmetine sunarak ondan istifade etmek. Bir diğer mesele, gençlerin özellikle salih gençlerimizin, dindar gençlerimizin kurulacak olan bazı yaz programlarıyla bilinçlendirilmesi. 23. Fıkıh, İslam fıkhına yeni bir soluk getirmek, daha yeni bir biçimde onu anlatmak. İslami ilimleri ve sosyal bilimleri birleştirmek ve bu iki ilim arasındaki irtibatı sağlamak. 25. Özellikle aşırı hurafeci, aşırı mütesahil bütün ideolojilerle mücadele ederek sahih İslam düşüncesini oturtmak, ortaya koymak. Bunlar benim genel olarak hazırladığım 25 maddeydi. Hızlıca zikretmiş oldum. Umarız ki bunlar da sizler için ufuk açıcı şeyler olmuştur. Umarız ki gelecek nesillere umut ışığı olur, yollarını açar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.